Doğu Türkistan'ın Kargılık nahiyesinde bir Çinli sanayici verdiği röportajda hükümet uygulamalarının yerli Uygur halkını radikalleşmeye provoke ettiğini söyledi. O, hükümetin bu tür sert ve orantısız uygulamaları Uygurlarda ciddi rahatsızlık ve öfkenin artmasına sebep olmaktadır. Durum böyle giderse büyük bir toplumsal başkaldırı patlak verecektir ve bu sefer 5 Temmuz Urumçi katliamından daha büyük olabilir diyerek sözlerini bitirdi. Çin'in çeşitli bölgelerinden işgal altındaki Doğu Türkistan'daki kamu kurum ve kuruluşlarına 30 bin personelin alınacağı açıklandı. Onların çoğunun emniyet ve eğitim sistemine yerleştirileceği ve herhangi bir sınav alınmayacağı bildirildi. Gözlemciler Çin hükümetinin daha çok Han Çinlisini Doğu Türkistan'a yerleştirerek Uygurların kültür ve örf adetlerini değiştirip onları daha hızlı asimile etmeyi planladığını söylüyor. İnternet üzerinden satın aldığı Çin malı zayıflama hapından kullanan Adanalı tekniker Mustafa Yiğit fenalaşarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dünyanın en eski yayın evlerinden Cambridge University Press, Çin hükümetinin talebi üzerine daha önce Being Quarterly adlı dergide yayınlanmış olan ve Çin'e ait hassas konuları içeren 300'den fazla tez ve makaleyi sildiklerini açıkladı. Görevinde 7 ayı geride bırakmak üzere olan ve bu süreçte Jared Kushner hariç Beyaz Saray'da en yakınındaki tüm ekibi ayrılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 16 kişilik sanat komitesinin de istifa ettiği bildirildi. Taşkent'te bir araya gelen Kazakistan ve Özbekistan Savunma Bakanlıkları arasında işbirliği planı imzalandı.